Çaldıran Savaşı, Osmanlı ve Safevi imparatorlukları arasında 16. yüzyılın başlarında gerçekleşen bir çatışmaydı. Bu savaş, Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim'in Safevi Şahı Şah İsmail'e karşı yürüttüğü büyük bir seferin merkezinde yer alıyordu. Safevi İmparatorluğu'nun Şii İslam'a dayalı bir devlet olduğu dönemde Şah İsmail, Anadolu'da Şii propagandası yaparak Osmanlı İmparatorluğu'nun birliğini zayıflatmaya çalışıyordu. Bu çabalar arasında Şah Kulu Baba Tekeli'nin liderliğinde Kütahya'ya kadar ilerleyen ve burada hutbe okutan olaylar da vardı. Bu dönemde Anadolu'da yaşanan karışıklıklar ve çatışmalar sonucunda birçok insan hayatını kaybetti, evler yağmalandı. Osmanlı tahtına geçen Yavuz Sultan Selim, öncelikle Safevi tehdidini ortadan kaldırmaya kararlıydı. Bu doğrultuda İstanbul Müftüsü Sarı Görez Nureddin Efendi ve Kemal Paşazade'den fetvalar alarak savaşa hazırlık yaptı. Ayrıca Anadolu'da Şah İsmail'e bağlı kızılbaşlar olduğunu tespit ederek bunların etkisini ortadan kaldırdı ve böylece iç istikrarı sağladı. Şah İsmail ise Osmanlılara karşı savaşmak için Şehzade Murad'ı tahtın varisi ilan etti ve Memlük Sultanlığından yardım talep etti. Diyarbakır ve çevresini zapt eden Ustaçlı oğlu Mehmet Osmanlı İmparatorluğu'na meydan okudu. Bu süreçte Şah'ın halifeleri de Anadolu'da Şii halkı isyana teşvik etmeye devam ettiler. Bu gergin ortamda Edirne'de toplanan olağanüstü divanda alınan kararla Yavuz Sultan Selim İran seferine çıkmaya karar verdi. Osmanlı ordusu Sivas'a kadar ilerlerken Şah İsmail'e barış çağrısında bulundu ancak yanıt alamadı. Çatışma kaçınılmaz hale gelince Osmanlılar Çaldıran Ovası'nda mevzilendi. 23 Ağustos 1514'te Çaldıran Savaşı başladı. Osmanlı ordusunun merkezinde Yeniçeri, Topçu, Cebeci ve Kapıkulu süvarileriyle Yavuz Sultan Selim vardı. Vezir-i Azam Hersekzade Ahmet Paşa, ikinci vezir Dukakinzade Ahmet Paşa, Mustafa Paşa, Ferhat Paşa ve Karaca Paşa gibi devlet büyükleri ve din adamları da padişahın yanındaydı. Ordunun sağ kanadını Anadolu Beylerbeyi Hadım Sinan Paşa ile Zeynel Paşa emrindeki Anadolu ve Karaman askerleri, sol kanadını ise Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa kumandasındaki Rumeli askerleri oluşturuyordu. Ön kısma yerleşen Ayas Paşa kumandasındaki tüfekli Yeniçeriler, araba ve develerden meydana gelen siper gerisinde bulunuyordu. İki kanadın sonunda biri 10 bin, diğeri 8 bin kişilik Anadolu ve Rumeli azebleri vardı. Zincirlerle birbirlerine bağlanmış topların önemli kısmı azeblerin arkasına yerleştirilmişti. Şeyh Suvaroğlu Ali Bey, Dulkadırlı Türkmenleriyle öncü, Şadi Paşa'da artçı kuvvetleri kumanda ediyordu. Osmanlı ordusu, Yavuz Sultan Selim'in komutasında disiplinli ve donanımlı bir şekilde savaş meydanına yerleşti. Safevi ordusu ise Şah İsmail'in liderliğinde savaşçılarla dolu ve manevra yeteneği yüksek bir güç olarak konuşlandı. Savaşın başlamasıyla birlikte her iki tarafta büyük bir hücumla karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusu, topçu birliklerinin ve Yeniçerilerin etkili ateşiyle Safevileri zor durumda bıraktı. Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa'nın liderliğindeki kuvvetler Safevi süvarileriyle çarpışarak büyük bir cesaret gösterdi. Safevi ordusu da geri adım atmadı. Şah İsmail'in liderliğinde Safevi savaşçıları savaş meydanına karşı cesur bir hücum başlattılar. Ancak Osmanlı ordusunun sağlam disiplini ve stratejik konumu Safevileri savunmasız bıraktı. Savaşın ilerleyen saatlerinde Safevi ordusu çözülmeye başladı. Şah İsmail'in yaralanması ve atının düşmesi Safevi askerlerinde büyük bir kargaşa ve panik oluşturdu. Osmanlı Yeniçeri birlikleri savaşın seyrini kendi lehlerine çevirmek için büyük bir kararlılıkla mücadele ettiler. Savaşın sonunda Safevilerin büyük bir yenilgiye uğradığı ve Şah İsmail'in kaçtığı görüldü. Osmanlılar büyük bir zafer elde etti ve Çaldıran Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun Safevi İmparatorluğu üzerindeki üstünlüğünü pekiştirdi. Bu zaferin ardından Yavuz Sultan Selim Tebriz'e ilerledi ve şehri ele geçirdi. Çaldıran zaferi Osmanlı İmparatorluğu'nun İran'daki gücünü sağlamlaştırdı ve bölgedeki siyasi dengeleri değiştirdi. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Anadolu şehirleri tekrar düzen içine girdi ve iç istikrar sağlandı.